Merhabalar sevgili balık burçları. Yükseleni ve ay burcu da balık olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için Haziran ayına niyet şöyle bir fincanımı kapatmış bulunmaktayım. Ben takipçilerime, abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek fincanımı kapatıyorum. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi oldu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyacağı şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve, ardından da bir tarot açılımımız olacak. Açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen şöyle bir fincanınızla başlayalım. Bakalım bizlere neler gösteriyorsun. Evet, öncelikle sizlersiniz. Şöyle bir sizlere göstererek, bu arada ben de şöyle bir bakmak istiyorum. Bak çok yüz şekilleri var. Şaşkın, mutlu, sevinçli. Yani karışık duygular yaşayabileceğiniz bir döneme işarettir aslında. Bak onu söyleyeyim. Şimdi hemen şuradan arkadaşlar bir gözyaşıyla başlamak istiyorum. Hani olumsuzu diye düşünmeyin lütfen hemen ama birinin gidişine üzülüp o kişiye bir hasret kalma durumunuz var. Ama o kişinin de gitmesi lazım. Belki bir eğitim için bir yerlere gidiyor olabilir, gurbete çalışmaya gidiyor olabilir. Tayini çıkmıştır, uzaklara gidiyor, ataması olmuştur, uzaklara gidiyordur. Evet, birinin gidişi var. Siz üzülüyorsunuz, hasret kalıyorsunuz ona ama o kişi için iyi bir şey olduğunu gösteriyor. Ve siz tamam o gidiyor, üzülüyorsunuz ama gözyaşı da döküyorsunuz. Aslında biraz da olanı olduğu gibi kabul etmek lazım ya. Burada arkadaşlar gözyaşınızın sebebi bu durum ama karşı taraf için de iyi olduğunu düşünsenize yani atama oluyor. Bu gayet güzel bir durum olduğunu gösteriyor. Şimdi bir de şuradakini durumu söylemek istiyorum. Bak gözler kapalı bir şekilde. Yani gözünüzü kapatmışsınız. Bu cesaretlenmeyi de beraberinde getiren bir durum. Gözü kapalı ilerlemek istiyorsun. Ya benim başıma ne gelirse gelsin demek değildir aslında bu. Bak bunu da söyleyeyim. Siz burada yani gözü kapalı ilerlerken demek ki artık bir şeyleri ezberlediniz. Biliyorsunuz nasıl olacağını. O yüzden cesaretinizi de değerlendirerek gözü kapalı ilerlediğinizi gösteriyor. Bakın hiç zahmet etmeyeceğiniz bir mal var burada. Mal, mülk, para diyebilirim. Hatta biliyorsunuz ki fincan haneyi gösterir. Bu zahmetsiz mal haneye gelir bir vaziyette çıkmış. Haneye gelince de sizin üzerinizdeki bu şaşkınlık ibaresi hani haneye bir bomba gibi düşen haberi gösterir. Çok zahmetsiz olacak. Aslında bir nevi hak ettiğiniz şey için belki geçmişte uğraştınız olmadı. Şimdi hak edene hakkının gelmesi gibi de aslında düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada da tek gözünüz kapalı çıkmış bir vaziyette. Bir gözünüz açık, ağzınız böyle normal gülümser bir durumda ama tek gözünüz kapalı. Burada insanları olabilir, olayları olabilir. Böyle bazı durumları olabilir. Görmek istemiyorum der bir vaziyette görünüyorsunuz. Yani ben sizi görmek istemiyorum. Bu olayları görmek istemiyorum.
Sizi gözüm görmesin dediğiniz bir durumdan bahsediyorum aslında. Yani burada aslında tabii ki de dediğim gibi şöyle bir gözü kapalı olmanızın sebebi görmek istemedikleriniz. Şimdi bakın, birisiyle şöyle bir konuşma ama hararetli bir konuşma. Gizli saklı odalarda konuşma durumunuz var. Bu ne biliyor musunuz aslında? Bir görüşme yapacaksınız ama o görüşmeden çıkan kararla siz hayatınıza yön vereceksiniz. Burada arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Karşılıklı oturduğunuz, sandalyede oturduğunuz kişiyle ayağa öyle bir kalkıyorsunuz ki çok mutlu bir vaziyette kalkacaksınız. Huzurlu bir şekilde, yani o konu her neyse o konu bir karara bağlanmış, bir tatlıya bağlanmış ve siz rahatlayarak o masadan kalkma durumunuz var. Evet arkadaşlar, bak şuradaki yolu da söylemek istiyorum. İnce bir yol aslında ama önü de kapalı. Yani burada şöyle bir şey var. Siz bütün hazırlığınızı yapıyorsunuz ama. Bütün hazırlığınızı yaptığınız halde gideceğiniz yolda, bak gidiş var da dönüş yok ya. Hani bütün hazırlığını yapıp da bulunduğun yerden ayrılmak diyoruz ya. Taşınma durumun da olabilir. Evet kabul ediyorum. Ama sen zaten içten içe şöyle bir uzaklaşmak istiyorsun. Benim uzaklaşmaya ihtiyacım var diye bir yerlere gidebilirsiniz. Ama o yolun dönüşünün olmadığını gösteriyor. Bir yola girme durumunuz var. O yolun geri dönüşü olmadığını gösteriyor. Nereye gidiyorsanız o yoldan geriye adım atmayacağınızı gösteriyor aslında. Bak bunu da söyleyeyim. Şimdi dargın olduklarınız sanki sizin üzerinize yük olur vaziyette görünüyor. Evet, aslında herkesin dargın olduğu, kızgın olduğu, stresli olduğu bazı zamanlar vardır. Sizler arkadaşlar burada bu dargınlıklara, yani size yük olmaya başladığını fark edip de ya bu dargınlığa son vermem lazım diyebilirsiniz. Bu dargınlık bana fazla geldi. Ben artık bu dalgınlığı sonlandırmak istiyorum diyebilirsiniz. Küslükler varsa da son bulacağı bir zamana aslında giriş yapıyorsunuz. Bak bunu da söylerim. Evet, ben şöyle hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, hemen şöyle sizlere bir gösterelim. Bak, insanlarla durumların bu şekilde görünüyor. Kimiyle çok resmi, kimiyle çok samimi bir şekilde. Ama ben burada şunu da aslında gördüğüm için söylemek istiyorum. Sen bugünlerde biraz daha ayakta sağlam bir şekilde durmakta zorlanıyor musun? Yani belki kendini çok yorgun hissediyorsun, kendini bazen çok hırpalıyorsun, kendini ayakta tutmakta aslında zorlandığını gösteriyor. Ama nasıl bir şey biliyor musun? İçten gelen öyle bir duygu var ki sende, benim başka şansım yok. Ben ayakta durmak zorundayım. Ben bu şekilde dik durmak zorundayım gibi durumlarla ne yapıyorsunuz? Kendinizi zorlaya zorlaya ayakta durduğunuzu gösterir. Aslında evet, başka seçeneğiniz olmadığından ya da sizin devrilmek gibi, yan yatmak gibi bir durumunuz olmadığının farkındasınız. Şimdi yüzünüzün güleceği çok güzel bir şey söyleyeceğim. Hayatınıza birden fazla olanak giriyor.
Yani bunlar kısmetlerdir, fırsatlardır. Aslında en temiz haliyle öyle söyleyeyim. Yüzünüzü güldürecek bazı fırsatlar var. Mesela örnek veriyorum. Kahve içmek istiyorsunuz. Ciddi anlamda kahve içmek istiyorsunuz ama bir türlü fırsatınız olmuyor. Bugünlerde şöyle bir fırsatın gelmesiyle sizlere o kahve içme imkanı sunulacağını gösteriyor. Bu dahi bir olanaktır. Biliyorsunuz değil mi? O yüzden şöyle bir olanakları, fırsatları gözü açıp da görmek gerektiğini gösteriyor. Bir de sevgili balık burçları. Yani iyi niyetinizi asla sorgulamıyorum. Çünkü bu konuda iyi niyetli, saf düşünceli, kimsenin kötülüğünü istemeyen bir karakter olduğunuzu çok iyi biliyorum. Bu konuda size çok güveniyorum. Ama şöyle bir durum var ki size kötülük yapana dahi kötülük yapamıyorsunuz. Bakın hani evet aranıza mesafe koyuyorsunuz, evet ondan uzaklaşıyorsunuz, bu değil. Size birileri kötülük yapıyor ama siz hiçbir şey yapmadan kendi içinize dönüyorsunuz. Burada kendi kendini yediğin için ilgileniyorum aslında bu durumla. Yoksa kötülük yapana kötülük yap diyemem ben sana. Ama kötülük yapmadığın için gelip evde ya da böyle kendinle baş başa kaldığında kendi kendini yiyorsun. Ya keşke şunu yapsaydım ya da niye böyle oldu, şöyle de olsaydı gibi kendi kendini yeme durumunuzu gösteriyor. Bu da kendine zarar. Bu da ciddi anlamda senin psikolojini alt üst eden bir durumdan bahsediyorum. Kesinlikle arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Kötülük yapana kötülük yapın demiyorum. Ama birinden kötülük gördüyseniz zaten en temizi onunla arana mesafe koymaktır, uzaklaşmaktır. Ama tutup da iyilik yapamıyorum diye ben bu insana iyilik yapmak istiyorum. Ama o bana kötülük yapıyor, ben hiçbir şey yapamıyorum diye kendine böyle bir savaş açma. Senin karakterin buna el veriyor, onun karakteri kötülük yapmaya el veriyor. Açık açık da bunu böyle söyleyerek şöyle bir sonlandıralım. Evet, kartlarımı sizlerin niyetine hemen elime alacağım. Bakalım Haziran ayına niyet şöyle bir neler göstereceksin bizlere. Kartımızın güzellikleriyle gelmesine niyet ediyorum. Sizin son açılımınız zaten değil mi? Evet, 12 burcun son açılımını yapıyorum. Günlük videolarımı da her akşam saat 9 civarında paylaşıyorum biliyorsunuz. Evet, ben arkadaşlar kart seçimi yaparken, kartlarımı karıştırırken sizlerin niyetine, özellikle hep söylerim bunu. Sizlerin niyetine diye. Sizler de lütfen kendi niyetlerinizi olduğu niyetiyle şöyle kulağınızın da duyacağı şekilde dillendirirseniz çok iyi olur. Hazırsanız şöyle kartlarımızı çekelim bakalım. Bolluğuyla, bereketiyle, nasibiyle, kısmetiyle gelmesine niyet ederek şöyle kartlarımı bir seçeceğim. Bu arada arkadaşlar bak aklıma gelmişken şunu söylemek istiyorum. Uzun 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 anlatmamı istiyorsunuz. Teşekkür ederim. Anlatımımı sevdiğinizi söyleyenler var. Gerçekten canı gönülden teşekkür ederim. Ama yani kışın gerçekten böyle soğuk havalarda ki ben niyeyse hiç sıcak havaları pek haz etmiyorum. Soğuk havalarda gerçekten uzun uzun videolar paylaşıyordum. Yarım saatlik, 40 dakikalık biliyorsunuz beni. Ben anlatmayı seven bir insanım. Ama yazın arkadaşlar videolarımızın süresi biraz kısalacak. Yani yeri geldiğinde 20 dakika, yeri geldiğinde 25 dakika olarak sizlerle video paylaşacağım. Bilginiz olsun. Hani ne oldu da acaba hani kısa kesiyor falan demeyin. Çünkü hani böyle yaz geliyor, biraz daha havalar ısınıyor. Rahat edemiyorum ben bu sefer.
Bu yüzden şöyle bir videoların da süresinde bir azalmalar olacağını söylemek istiyorum. Hazırsanız hemen ilk kartımıza başlayalım. Mahkeme kartımız geldi ilk kartımızda. Şimdi arkadaşlar, kendi içinizde kurduğunuz bir mahkeme ve kendi resmi olarak bir mahkeme, adliyelik, devletlik olan bir mahkeme de olabilir. Kendi içinizde bir kurduğunuz mahkeme varsa, o onu dedi, bu bunu dedi, şu şunu yaptı, bu böyle davrandı gibi gibi. Kendi içinizde kurduğunuz bir mahkeme varsa bunu artık sonlandırın. O mahkemede ne kadar düşünürseniz düşünün, kendi kendinizi yiyeceğiniz için, haklıya haksıza çok fazla giremeyeceğiniz için şöyle sonlandırıp bitirmeniz gerektiğinden de bahseder. Resmi bir mahkeme sürecinden geçiyorsan, adliyelik, devletlik bir mahkeme sürecinden geçiyorsan, burada arkadaşlar sizin bilmediğiniz, sizden saklanan bazı şeyler olduğunu ve aslında onların piyasaya çıkacağını, ortaya da çıkacağını gösteren bir kartım da geldi. Bazen sabretmek lazım, bazen susmak lazım. Bakın sonrasında bir mükafatı almak durumu var. Evet, şöyle bir devam edelim bakalım. Tılsım 8'imiz geldi. Özellikle ben bu kartı kendine ait iş yeri olan arkadaşlara çok böyle çıktığında seviniyorum. Niye? Arkadaşlar, elinizin emeğiyle, gözünüzün nuruyla yaptığınız işlerde çoğalmalar olacağını gösteriyor. Belki iğne oyası yapıp satıyorsun. Belki işte nasıl diyeyim, tül perde yapıyorsun ya, dikiş nakış yapıyorsun. Yani bunları gerçekten kendinize göre yorumlamanızı istiyorum ama elinizin emeğiyle, gözünüzün nuruyla, alnınızın teriyle yaptığınız işlerde maddi anlamda çoğalmalar olacağını gösteriyor. Yaptıklarınızın karşılığını belki de alamıyordunuz. Mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz ama gecenizi, gündüzünüzü o iş yerine adadığınız halde belki de orada emeğinizin karşılığını maddi olarak alamıyordunuz. Şu anda alabileceksiniz demektir. Belki bir maaşa zam gibi düşünebilirsiniz. Ya da daha çok satış yaparak prim üzerinden daha çok gelir elde etmek gibi düşünebilirsiniz. Ama burada yine söylüyorum, kendi emeğinizle olacak bu. Armut piş, ağzıma düş tarzında herhangi bir durum yok. Tamamen kendi emeğinden kaynaklı olacak. Devam edelim bir bakalım. Değnek asımız da geldi. Şimdi değnek asında senin çok güzel istediğin, heves ettiğin, hayalini kurduğun bir şeyi gerçekleştirme durumunu gösteriyor. Değnek aslında sen hayalini kurduğun şeyi icraata geçirirken hem sana destek olan insanları hem de sana köstek olan insanların kim olduğunu öğreneceğini gösteriyor. Bir bakarsın ki destek olan insan aslında içten içe seni kıskanıyor ve bakarsın ki aslında o art niyetli destek gibi görünen bir köstek. Ya da hiç haz etmediğin bir insan seninle alakalı bir bakarsın çok güzel niyetleri var. Yani şu işi başarsın, hayatı güzelleşsin gibi gibi. Burada dediğim gibi iyi ve kötü, destekçin ve köstekçin olan insanların kim olduğunu öğreneceğin bir zaman. Ama buna takılmazsanız eğer, değnek ası der ki bir istediğini, bir hayalini, bir hedefini başaracaksın. Zafer, galibiyet elde etmek gibi bir durumunuz olduğunu gösterir. Evet, hastalıklarla mı mücadele ediyorsunuz? Hasta birine mi bakıyorsunuz? Ama bu durumun sizi yormak gibi bir durumu olmuş. Şöyle ki bak, kılıçlardan geldi. Çok net ve keskin bir karar verileceğinin de göstergesi. Çok zor ama bu. Bak, bu kartımda çok zorluklarla, bedensel diyemiyorum sadece, bedensel ve ruhsal bazı sağlık problemleriyle ilgileniyor olabilirsiniz. Kendiniz ya da bir başkasının ya da bakmakla yükümlü olduğunuz bir başkasının sağlık problemiyle ilgileniyor olabilirsiniz ve bu sizi ciddi anlamda yorgun düşürmüş olabilir. Ama artık karar verilmesi lazım.
ne yapılacağına, nasıl bir yol izleneceğine, ne olacağına, hani artık bir rota belirlenmesi gerektiğini gösteriyor. Sağlıkla alakalı bugünlerde üzülebileceğiniz dışarıdan bir kişiden sağlığının iyi olmadığının haberini de alıp üzülebilirsiniz. Ve diğer kartımız evlilik kartımızdan geldi. Şimdi evlilik kartında ilişkin yoksa kesinlikle bir ilişki bulmayı gösterir. Yaz aşkı olarak değerlendirmeyin. İlişkiyi bulduğunda böyle bir kısa vade içerisinde o kişiyle bir birleşme yaşamak isteyeceğinizi gösterir. Ya da şöyle söyleyelim, ilişkiniz vardır. Kartlarımızda herhangi bir cinsiyet ayrımı yok, bunu biliyorsunuz. Bir ilişkiniz vardır. O ilişkiyi bir üst rütbeye taşımak gibi bir durum, evlenme teklif etmek gibi bir durum yaşayacağınızı gösterir. Siz de edebilirsiniz. Evlenme teklifini, karşı taraftan da evlenme teklifi alabilirsiniz. Burada arkadaşlar, evliliğe çok soğuk bakan, ya ben hiç evlenmek istemiyorum, evlilikte neymiş sevmiyorum, İşte ben aynı evde biriyle yaşayamam, ya da ne bileyim ben onun bunun yaptığı yemeği yemem diyen insanlar varsa aranızda, bak bu kartım geldiğinde genelde insanlar evliliğe ılımlı yaklaşmaya başlıyorlar. Ya benim de bir yuvam olsun, eve geldiğimde eşim olsun, ya da nasıl diyeyim, işte bir ilişkim olsun, bir sevgilim olsun, beraber onu yapalım bunu yapalım, ya da evlenip çoluk çocuğa karışalım, mutlu huzurlu olalım gibi bazı durumlar yaşayacağınızı da gösteriyor. Bu duygu değişimi, eğer duygu olarak bakarsam, zıt bir duygudan şöyle olumlu bir duyguya geçmek gibi bir durum var burada. Bir de evlilik kartında, eğer evliliğinde sıkıntılar varsa bu sıkıntıları minimuma indirmek, azaltmak gibi bir durum var. Çocuğunla alakalı güzel gelişmeleri hazırlan diyen kartımdır. Evliliğinde sürpriz gelişmeler olacağını aslında gösteren kartımdır. Evet arkadaşlar, düz bir şekilde yatıyorsunuz ve kılıç dörtlüsü geldi. Bak, insanlardan ne kadar uzaklaşıyorsun görüyor musun? Kendini eve kapatıp insanlardan somut bir şekilde uzaklaşmak istediğini gösteriyor. Dış dünyadan uzaklaşmak istiyorsun aslında arkadaşım, ben sana onu söyleyeyim. Ama ne kadar dış dünyadan uzaklaşırsan uzaklaş, aklındaki düşünceler seni yiyip bitirir bir vaziyette. Hem yattığın yerde hem de düşündüğün yerde, aklında, kafa bölgesinde kılıçların olması, senin zorlu düşüncelerin olduğunu, sana ağır gelen, sana zor gelen düşüncelerle başa çıkmaya çalıştığını da gösterir. Evet, gerçekten bu tür durumlar çok ruhsal problemler, vesvese gibi, kaygı gibi bazı durumlar çıkarır. Kendinize ruhsal ve bedensel olarak çok dikkat etmeniz gereken bir zamanda olduğunuzu gösteriyor. Konuşmak isteyip de konuşamamanın ne demek olduğunu, ya da anlatmak istiyorum ama kimse beni anlamadığı için anlatamıyorum demenin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bak, bunu da söyleyeyim. Devam edelim bakalım. Değnek kraliçemiz geldi. Bak, bir kişinin nankörlüğü karşısında çok da takılmadan kendi hayatına devam edeceğini gösteren bir kartımdır değnek kraliçesi. Sen hedeflerin için uğraşırken, hayallerin için uğraşırken, şunu da yapayım, bunu da yapayım diye kendi hayatında bir mücadele verirken, değnek kraliçesindeki maalesef bir olumsuz durumdan kaynaklı birisinin sana kötülük yapacağını, birisinin sana nankörlük yapacağını, ama sen o nankörlük yapanı çok fazla takmayacağını gösterir. Kötülük yapan kendine yapar deyip de geçiştireceğin bir durum var. Evet arkadaşlar, tılsım yedilisi, tılsım sekizisi de gelmişti. Bakın, birden fazla sorumlulukların var ama bir tane sorumluluğun sana ciddi anlamda ağır gelir vaziyette. Birden fazla borcun var ama bir tane borcun sana çok fazla zor gelir vaziyette. Ya da birden fazla yükün var ve bir tane yük artık taşıyamayacak noktalara gelmiş gibi görünüyor.
Ve sen artık bunu ben ne yapacağım, nasıl olacak, nasıl çözeceğim, bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağım gibi bir düşünceyle bu dönemde bunların çözümünü arayabilirsin. Belinizin büküklüğü dahi sizin ne kadar zorlandığınızı gösteren bir şekilde geldi. Evet arkadaşlar, çok fazla arkanızdan iş çeviren insanları gösteriyor. Bak az önce tabağınızda da ikili ilişkilerle alakalı durumun sıkıntılarından bahsetmiştim ya. Şimdi bunu kartlarda gösteriyor bize. Evet, arkanızdan konuşanlar, arkanızdan iş yapanlar, yüzünüze gülüp de arkanızdan olumsuz davrananlar, olumsuz konuşanlar, ya da sizin yapmadığınız şeyi yaptı diye dillendirenler, söylemediğiniz şeyi söyledi diye dillendirenler. Bunların açığa çıkması, siz sırtımdan vurdular beni diye bir tabir vardır ya hani. Bu şekilde düşünmeniz ve kendinizi şöyle bir olumsuz, negatif hissetmek gibi bir durum olacağını da gösterir. O yüzden herkese güvenilmez, herkese değer verilmez, herkese sevilip de kıymet verilmez arkadaşlar. Evet, son kartımda değnek dörtlüsünden geldi. Eğer nişanlı, sözlü isen bir evlilik yolun kesinlikle var. Bugünlerde bir evlilik teklifi almaya hazırlan diyebileceğim iki tane peş peşe gelen çok güzel kartım geldi. Bak ben sana şu kadar söyleyeyim. Hani bir söz vardır ya, aşkta kazanan parada kaybeder, parada kazanan aşkta kaybeder diye. Şu an maddi olarak çok fazla bir durumun çıkmadı ama ikili ilişkide, gönül ilişkisinde çok güzel noktalara taşıyacak bir durumun olacağını gösteriyor. Sen bir evlilik yoluna girip de bir yuva, sıcak bir yuva kurma ama mutlu olacağın bir yuva kurma durumuna girdiğini gösteren kartımdır. Ya bu şöyle söyleyeyim size. Herkese nasip olmayacak bir durum. Burada bu sizin nasibinizdir diyorum. Şu iki kart birbirini her zaman tamamlayamaz. Olmaz. Yani buna zaten diğer kartlarım da imkan vermez. Ama şu anda sizin bir gönül ilişkisinde mutlu olma durumunuz var. Evet arkadaşlar, sizlerin niyetine şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık. Lütfen size ait olan negatif enerjiyi bırakın, pozitif enerjiyi alın. Evet, yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Hoşça kalın.